Çok kıymetli AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yönetim kurulu üyesi, meclis üyesi arkadaşlarım. Evet, bugün Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu açıyoruz. Tabii AK Parti seçim bürosu olarak geçiyor ama Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber biliyorsunuz Cumhur İttifakı olduğumuz için seçim bürosunu ortak da kullanabiliriz. Ortak kullanacağız, sıkıntı yok o konuda. Evet, ilk seçim bürosunun açılışını Zafer Mahallesi'nde yapıyoruz. Biliyorsunuz Zafer Mahallesi bizi her zaman sonsuz destekleyen bir mahalle. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bize en fazla desteği veren mahallelerin başında Zafer Mahallesi geliyor. Onun için ilk seçim bürosunu da Zafer Mahallesi'nde açıyoruz. Evet, sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için. Bir de lokma hayrı düzenledik. Allah inşallah hayrımızı da kabul eder. Bütün geçmişlerimize inşallah rahmet etsin. Evet, buyurun Sayın Başkanım. Evet, çok değerli ilçe başkanım, milletvekilim, çok değerli ilçe başkanım, çok değerli dava arkadaşlarım, Zafer Mahallesi'nin diğer sakinleri. İlçe başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün ilk defa seçim büromuzu Zafer Mahallesi'nden açıyoruz. Evet, Cumhur İttifakı ile ilgili ilk seçim büromuz. Hep ilçe başkanımın da ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber seçimleri görüyoruz, ittifak ederek. Büyükşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi adayını çıkardı bu ittifakı. Diğer 11 ilçede AK Parti olarak biz çıkardık. Bir de diğer Manisa'nın 6 ilçesinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak ittifak çıkardı. Bu tabi bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir ittifak ilgili Cumhurbaşkanı seçiminde başladı. Cumhurbaşkanı seçiminde devam ettikten sonra 24 Haziran seçimlerine yine bu ittifak devam etti. İlk defa da yerel yönetimlerde bir ittifakla beraber seçime gidiyoruz. Hayır, başta Soma'mıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah'a mahcup etmesin, utandığımızın diye temenni ediyorum. Bu seçim yolumuzun da Soma'mıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kıymetli başkanlarım, gerek AK Parti Teşkilatı'nı, gerek Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı'nı, kıymetli üyelerimiz, değerli hemşerilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Başkanlarım da ifade ettiği gibi bugün Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Tuluk'un seçim bürosunun, ilk seçim bürosunun açılışındayız. Cuma namazı sonrası hayırlı mübarek bir saate bu açılışı gerçekleştireceğiz inşallah. Seçime 30 günlük bir zaman kaldı. Bugün Mart'ın 1'i. Günler çok çabuk geçiyor. İnşallah 30 gün sonra sandık başına gideceğiz. Soma'mızı bir 5 yıl daha yönetecek olan belediye başkanımızın ve onunla birlikte çalışacak olan belediye meclis üyelerinin seçimini gerçekleştireceğiz. Cumhur İttifakı başkanlarının da ifade ettiği üzere AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının bir araya gelmesiyle oluşmuş. Devletimizin, milletimizin yüksek menfaatleri için, milletin ve devletin bekası için oluşturulmuş. Türkiye'nin gelecek yürüyüşüne daha emin adımlarla, daha güçlü adımlarla yürümesini temin edecek bir güzel oluşum. Bu manada Manisa'da da bütün ilçelerde ve büyük şehirde seçimlere Cumhur İttifakı olarak gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Cengiz Ergün Başkanımız ve ilçelerde de gerek AK Parti'den gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adaylarımızla seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şunu da görüyoruz, gerek Soma'da gerek diğer ilçelerde ittifaka karşı, Cumhur İttifakı'na karşı halkımızın, vatandaşlarımızın çok güzel bir teveccühü var. Sizler sadece Soma'daki seçim çalışmalarını görüyorsunuz ama bizler diğer ilçelere de gidiyoruz. Dün Kırkkaç'taydım. Ondan birkaç gün önce Yunus Emre ilçemizdeydik. Yarın Şehzadeler'de olacağız nasip olursa. Yani bütün ilçelerimizi görüyoruz ve vatandaşımızın Cumhur İttifakı'na karşı çok ciddi manada teveccüh gösterdiğini de görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı hem Büyükşehir'de hem de 17 ilçemizde zafere ulaşacağız. Buna inanıyoruz. Sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin her yerinde de gerek ittifak olarak girdiğimiz illerde, ilçelerde, gerekse kendi başımıza girdiğimiz ilçelerde, illerde AK Parti ve MHP kadroları zafere ulaşacak. Ve inşallah 31 Mart sonrasında da önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu da çok önemli. 31 Mart'ta alacağımız başarılı bir sonuç, Türkiye'nin gelecek 4 yılda gerek ekonomide, gerek dış politikada, gerekse diğer alanlarda atılımlarını, hizmetlerini çok daha
emin adımlarla yapabilmesini, çok daha rahat ve güçlü kararlar alabilmesini temin edecektir. Sizler de burada her iki partinin kadroları olarak çok güzel şekilde seçmiş çalışmalarını yürütüyorsunuz. Biz de takip ediyoruz. Sabahtan başlayarak hanım kardeşlerimiz ev ziyaretlerinde, diğer arkadaşlarımız esnaf, gündüzleri esnaf ziyaretleri, düğün cemiyetleri, cenazelerde, akşamları köy çalışmalarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Sizlerin hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte zaferimizi ilan edeceğiz. Seçim büromuzda hayırlı uğurlu olsun. Buyurun, açılışı yapalım.